Merhaba ben Bay Anderson ve bu videoda sizlere burada gördüğünüz kelime olan niş kavramından bahsetmek istiyorum. Tabi ekoloji çerçevesinde ekolojik nişler üzerinde duracağım. Bu kelimeyi nerede yaşadıklarına bağlı olarak bazıları niş, bazıları niş, bazıları da niş diye okurlar. Örneğin Türkçe'de bu kelime niş diye okunur. Çoğu dilde de benzer bir okunuşu vardır. Nasıl okunursa okusun bu kelime Fransızcadan dilimize girmiş ve en basit haliyle yuva anlamına gelen bir kelime nişler çevrenizde oynadığınız rolle de yakından alakalıdır. Bu resme bakarsanız kocaman bir kaya ve bu kocaman kayanın üzerindeki likenleri görebilirsiniz. Bu resimde dört tür görüyoruz. Likenler bir mantar ve yosun arasındaki simbiyotik ilişkinin oluşturduğu bir yaşam türüdür ve kendi kendilerine yaşayamazlar. Kayanın bu kısmındaki liken yeşil, bu kısmındaki likense turuncu. İkisinin de farklı nişleri doldurduğunu ya da farklı görevleri olduğunu söyleyebiliriz. Nişi en iyi şekilde tanımlayan bilim insanları arasında burada resmini gördüğünüz George Hutchinson da var. Doğrusunu söylemek gerekirse saçları çok güzel ama kucağındaki hayvanın ne olduğunu hiç anlayamadım. Bir kedi ya da bir maymun olabilir. Neyse George Hutchinson nişi ee, en boyutlu bir hiper hacim olarak tanımlamıştır. Son derece kafa karıştırıcı ve zor görünen bu tanımla demek istediği aslında şöyle açıklayalım. Buraya bir biyotik ya da yaşamsal faktör koyarsak mesela güneş ışığı olabilir. Diğer tarafa da başka bir tane örneğin nemi koyduğumuzda bu iki boyutlu bir hacimdir ya da alandır demeliyim. Eğer siz güneşi çok seven ama nemli ortamlarda yaşayamayan bir organizmaysanız nişiniz burada. Kırmızıyla çizdiğim alanda olacaktır. George Hutchinson bu biyotik ya da canlılara özgü olmayan yani abiyotik faktörlerin sıcaklık, yiyecek, yırtıcılar gibi çok çeşitli olduğunu ve tüm bu değişik faktörlerin her birini bir boyut olarak değerlendirdiğimizde de bir türün dolduracağı nişin en boyutlu hiper hacimler olduğunu söylemiştir. Ayrıca bu nişler kesişemezlerdi. Çok fazla detaya indim öyle değil mi? Kafanızın karışmaması için şu şekilde anlatayım. Önce turuncu likeni ele alalım. Turuncu liken güneş ışığına bayılıyor. Güneş ışığı azaldığında bundan etkileniyor ve çok nemli ortamları da sevmiyor olsun. Yeşil likense çok nemli ortamlarda daha iyi büyürken güneş ışığı arttığında yaşaması için elverişli olan o ortamı kaybediyor. Bu iki likeni aynı yere koyduğumuzda iki farklı niş ortaya çıkar. Bunların ilkine temel niş deniyor. Temel nişler organizmaların yaşayabilecekleri yerlerdir. Turuncu liken için temel niş şu an işaretlemekte olduğu alan. Bu ortama yeşil diken geldiğinde yeşil diken onunla rekabete girdiği için turuncu liken artık bu nişi tamamen dolduramaz. Taradığım alanı yeşil likene bırakınca da geriye kalan alan gerçekleşen niş adını alır. Evet, nişleri bu şekilde düşünebiliriz. İsterseniz görevler, görevler olarak düşünebileceğimizi de söylemiştik. Diyelim ki Ford'un montaj bandında çalışıyorsunuz. Bu fabrikada çalışan tüm işçilerin farklı farklı görevleri vardır. Öyle değil mi? Bu durum buradaki Mercan kayalığı için de geçerli. Yani buradaki tüm mercanların bu e, ekosistem içinde farklı bir görevi olduğunu ve birbirleriyle rekabet içinde olduklarını söyleyebiliriz. Son olarak bir de rekabetçi dışlanım ilkesinden bahsetmek istiyorum. Bu ilke basitçe farklı iki türün aynı zamanda aynı işi dolduramayacaklar anlamına geliyor. Bunu rekabetçi birebir rekabetçiler e, var olamaz şeklinde de yorumlayabiliriz. Kulağa masal gibi gelse de size bu ilkenin nasıl gerçekleştiğinden bahsetmek istiyorum. Bu bir çakal, bu bir tilki, bu da bir gri kurt. Yellowstone Parkı'nda uzunca bir süre gri kurtlar yoktu. Gri kurtlar parktan ayrıldıklarında onların görevlerini çakallar üstlendiler. Sürüler oluşturup bir zamanlar gri kurtların yaptıkları şeyleri e, başarmayı ee, e, başarıyla yapmaya başladılar, başardılar. Çakallar bu şekilde yaşamaya başladıklarında tilkilerin popülasyonunda bir azalma görüldü. Çünkü çakallar on işi sömürmeye başlamışlardı. Gri kurtlar yeniden ortama eklendiğinde aynı yiyecek kaynakları için rekabete girip de çakalları öldürdükleri için çakal popülasyonu birdenbire %50 oranında azaldı. Bir kurt sürüsü çakal sürüsüyle karşılaştığında çakalların ne yazık ki hiç ama hiç şansı yoktur. Sonuç olarak kurtlar nişlerini çakalların ellerinden aldıklarında ise çakal popülasyonu azaldığı için tilki popülasyonu yeniden artabilmiştir. Bu bayağı ilginç, öyle değil mi? Yellowstone Park'ını ziyaret ederseniz doğal seleksiyon sonucu çakalların artık normalinden daha iri olduklarını ve insanlardan korunmak için zamanlarının çoğunu gözlerden uzak yerlerde geçirdiklerini siz de görebilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadar. Umarım nişin ne anlama geldiğini size iyi bir şekilde açıklayabilmişimdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.